Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Limik Yayınları'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere milli ve dini duyarlılığı yansıtan şiir anlayışı ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçı adı getirilmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Yahya Kemal'in memleket edebiyatı düşüncesinden hareket eden nokta nokta Anadolu insanı ve toprağına yönelerek yeni ve milli bir şiir sanatı oluşturmaya çalışır. Bunun için üzerine yaşadığı coğrafyanın ve yetiştiği toplumun ruhunu anlamaya, edebiyat aracılığıyla bu ruhun sınırsız özelliklerini anlatmaya çalışır. İyi bir gözlemci olan sanatçı, şiirlerinde idari görevleri dolayısıyla tanıdığı Anadolu coğrafyasının portrelerini ve ruh galerisini çizer. Şiirlerini Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı ve Sarı Kız Mermerleri adlı kitaplarda toplamıştır. Arkadaşlar, bu sanatçı sizin de bildiğiniz gibi Sarı Kız Mermerleri adlı eserini eşinin ve kızının arkadaşlar ölümü üzerine kaleme almıştır. Yine bu sanatçı için Anadolu şairi unvanı kullanılır arkadaşlar. Yine bu şaire baktığımızda hece ölçüsünü kullandığını görüyoruz. Zaman zaman Faruk Nafız Çamlıbel ve Orhan Seyfi Orhan'ın etkisinden sıyrılarak Fransız şiir yapısını benimsediğini görüyoruz. Yine diğer önemli eserlerine bakacak olursak Yıldızların Altında adlı şiiri çok meşhur olmuştur ve bestelenmiş bir şiirdir. Bunun yanında Eğilmez Başın gibi şiiri de çok meşhurdur. Diğer bir şiir olarak da Kapıldım Gidiyorum gibi şiirleri örnek olarak verebiliriz. Bu sanatçı Zeki Ömer Defne değil, Ahmet Kutsi Tecer değil, Halide Nusret Zorlu Tuna değil, Şükufe Nihal Başar değil. Tabii ki Ömer Bedrettin Uşaklı'dır. Onun eserleridir. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdakilerin hangisinde verilen eserler yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçıya aittir demiş. Uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapan sanatçı, diğer şiirlerinde de görüldüğü üzere günlük hayata ait olaylardan ve eşyalardan hareket eden bir şairdir. Şiirlerini günlük hayatın yanı sıra halk edebiyatı geleneğinden aldığı unsurlarla zenginleştirmesini bilmiştir. Şiir dili bakımından zengin bir şairdir. Şiirlerinin bir bölümünü Denizden Çalınmış Ülke adlı eserde toplamıştır. Arkadaşlar, bu sanatçının aynı zamanda Sessiz Nehir adlı eseri de vardır. Bu da önemli eserlerinden bir tanesidir. Yine bu sanatçının kaleme almış olduğu Kardelenler adlı şiir kitabı da önemlidir. Bunun dışında Erzincan Ağıdı, Ilgaz, Orta Anadolu, Ziller Çalacak, Bu Memleket Böyle Ağlar gibi şiirleri de dönem itibariyle meşhur şiirler arasında yer almaktadır. Bu sanatçı aynı zamanda arkadaşlar Asri Baba mahlasıyla bilinmektedir. Yine bu sanatçının biz ilk şiir kitabının musiki olduğunu biliyoruz. Yine bu sanatçı arkadaşlar sanatçılar arasında öğretmen şair ya da şair öğretmen unvanıyla anılmıştır. Tabii ki bu sanatçı bu kadar özellikleri verdikten sonra aklınıza gelmiştir. Kimdir arkadaşlar? Zeki Ömer Defne'dir. Şimdi bu bilgiler ışığında isterseniz eserleri değerlendirmiş olalım. Bakın, Yayla Dumanı, Deniz Sarhoşları. Arkadaşlar bunlar kimindi? Bunlar sizin de bildiğiniz gibi Ömer Bedrettin Uşaklı'nın eseridir arkadaşlar. O yüzden bunu elemiş oluruz. Çoban Çeşmesi, Han Duvarları. Bu da Faruk Nafiz Çamlıbel'in eserleridir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Heykeltıraş, Kökler ve Dallar. Bu da Arif Nihat Asya'nın eseridir. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Kardelenler, Sessiz Nehir. Arkadaşlar zaten söylemiştik. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki Yayla Türküsü, Geceden Taşan Dertler kimin? Bu da Halide Nusret Zorlu Tuna'nın eseridir. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Üçüncü soru, yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şiir sanatı bakımından çok güçlü bir şair değildir. Kadın duyarlılığını eksen edinen
ben merkezli şiirler yazar. Milli romantizmden sosyal realizme uzanan sosyal temalı bir şiir macerası vardır. İstiklal Savaşı yıllarının içsel bireyci şiirine sosyal bir karakter kazandırır. Hazan Rüzgarları ve Gayya isimli şiir kitaplarında Anadolu insanıyla coğrafyasının genel görünümünü canlandırır demiş. Arkadaşlar, Hazan Rüzgarları ve Gayya adlı eserlere bakacak olursak sanatçının en önemli eserleri olduğunu görüyoruz. Halide Nusret Zorlu Tuna'nın değil, Gülten Akın'ın değil, Sevinç Çokum değil, Halide Edip Adıvar'ın da değil arkadaşlar. Gayya, Hazan Rüzgarları ve aynı zamanda ben merkezli şiirler yazan sanatçı Şükufe Nihal Başar'dır. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçı adı getirilmelidir? Faruk Nafız Çamlıbel'in etkisiyle yazdığı şiirlerinde Anadolu'yu yakından gören bir insanın duyarlılığı söz konusu olan nokta nokta şiirlerinde halk edebiyatı kaynaklı ögeleri kullanmıştır. Anadolu insanının sesini ve hayat tarzını şiirlerine taşıyarak bu milli malzeme ile sanatını kurmaya çalışır. Şiirlerinde Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yurdumun Dört Bucağı ve Ellerim Bomboş kitaplarında toplamıştır şiirlerini. Arkadaşlar, aynı zamanda bu sanatçıyı biz hangi eseriyle tanıyoruz? Tabii ki Gel Bahar ve arkadaşlar nedir? Git Bahar adlı eserleriyle meşhurdur. Bunun dışında babası için yazmış olduğu hangi eser vardır? Ağlayan Kahkahalar adlı eseri de yine çok meşhurdur. Arkadaşlar, bu sanatçı dönem itibariyle Ümmül Muharrirat ünvanını da kazanmış bir sanatçıdır. Yani kadın yazarların annesi ünvanını kazanıyor. Yine bu sanatçıya baktığımızda Emine Işınsu'nun annesi Pınar Kür'ün de teyzesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten en önemli eserlerini vermiş: Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Ellerim Bomboş, Gel Bahar Git Bahar. Bu eserler ve söylediğimiz özellikler hangi sanatçıyı işaret ediyor? Arif Nihat Asya değil, Orhan Şahik Gökyay değil, Ömer Bedrettin değil, Şükufe Nihal değil. Tabii ki arkadaşlar, Ümmül Muharrirat ünvanına sahip olan, aynı zamanda Emine Işınsu'nun annesi, Pınar Kür'ün teyzesi ve Gel Bahar Git Bahar'la birlikte Ağlayan Kahkahaların sahibi Halide Nusret Zorlu Tuna'dır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bütünüyle Türk folkloruna yönelmiş ve halk şiir formlarını kendisine örnek almış, şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Anadolu'daki milli ruhu yeniden canlandırma çalışmalarına sanat aracılığıyla büyük katkıda bulunmuştur. Halay şiirinde bu amacının şiir aracılığıyla mükemmelleşen ifadesi vardır. Neredesin ve Orada Bir Köy Var Uzakta şiirleriyle tanınan şairin şiirleri Şiirler adlı kitapta toplanmıştır. Arkadaşlar, bu sanatçıya baktığımızda ise yine en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir? Aşık Veysel'i Türk edebiyatına kazandıran kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında arkadaşlar, Köşebaşı ve Koç Yiğit, Köroğlu tiyatroları da bu sanatçının önemli eserleri arasındadır. Peki bu sanatçı kimdir? Bu sanatçı Ahmet Muhip Dranas değil, Ahmet Hamdi Tanpınar değil, Necip Fazıl Kısakürek değil, Asaf Halet Çelebi değil. Hem bu eserlerin sahibi hem de Aşık Veysel'i Türk edebiyatına kazandıran sanatçı Ahmet Kutsi Tecer'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 6. ve 7. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. 6. soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçı getirilmelidir? Milli romantik açılımın ses bayrağı ve bayrak şairi olarak bilinen nokta nokta şiirlerinde tarihsel duyarlılığını yansıtır. Kahramanlık, bayrak, vatan, millet, tarih, din, inanç, ahlak, doğa, sevgi, aşk ve doğa güzellikleri sanatçının şiirlerinin başlıca konularıdır. Şiirlerinde sosyal hicve de yer vermiştir. Şiirlerinde hem heceyi hem de aruzu hem serbest nazmı kullanmıştır. Halk ve divan şiir biçimlerinin yanında modern şiir biçimlerini de kullanmıştır. Divan şiiri nazım biçimlerinden
özellikle rubai kullanmıştır. Sanatçının ayrıca nesir alanında da önemli eserleri vardır. Arkadaşlar, bu sanatçı Cumhuriyet döneminde rubaileriyle ün salmış en önemli sanatçılar arasında yer almaktadır. Yine Adana'nın kurtuluşu için yazmış olduğu Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor adlı eseriyle de bayrak şairi ünvanını kazanan bu sanatçının yine Dualar ve Aminler, Fetih Marşı adlı eserleri de nedir? Dikkate değerdir. Bu sanatçı sizin de tahmin ettiğiniz gibi Ömer Bedrettin Uşaklı değil, Mithat Cemal Kuntal değil, Necmettin Halil Unan değil, Orhan Şaik Gökyay değil. Bu sanatçı arkadaşlar bayrak şair ünvanına sahip kişi Arif Nihat Asya'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıda verilen eserlerden hangisi yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçının şiir kitaplarından biri değildir demiş. Arkadaşlar 6. soruda çözmüştük. O sanatçı kimdi? O sanatçı Arif Nihat Asya'ydı arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakalım. Dualar ve Aminler Arif Nihat Asya'nın şiir kitabıdır. Bunu elemiş oluruz. Fatihler Ölmez yine Arif Nihat Asya'nındır. Bunu da elemiş olduk. Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor. Bu şiiri yazarak bayrak şairi olmuştu. Bu da Arif Nihat Asya'nındır. Bunu da elemiş oluruz. Kökler ve Dallar yine Arif Nihat Asya'nın eseridir. Bunu da elemiş oluruz. Bu Vatan Kimin? Arkadaşlar bu vatan tabii ki Orhan Şaik Gökyay'ındır arkadaşlar. Arif Nihat Asya'nın değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçı adı getirilmelidir? Şair ve araştırmacı kimliğiyle tanınan nokta nokta şiirlerinde daha çok destansı ifade tarzıyla karşımıza çıkar. Epiğin kutsal ateşini yeniden yakar. Sanat aracılığıyla milli bilinçte bir yangın çıkararak Türklüğün derin mazisiyle temasa geçer. Şiirlerini 1976'da birkaç şiir adıyla yayınlanan sanatçının en ünlü şiiri Bu Vatan Kimin adlı epik şiiridir. Sanatçı ayrıca başta Dede Korkut olmak üzere klasik halk edebiyatı eserleriyle ilgili birçok inceleme ve araştırma yapmıştır diyor. Şimdi birkaç şiir ve Bu Vatan Kimin adlı eserleriyle birlikte Dede Korkut üzerine çalışmalar yaptığını görmüş olduk. Arkadaşlar bu sanatçının asıl adı Hüseyin Vehbi'dir. Yine bu sanatçıya baktığımızda Mehmet Akif'in bu sanatçıyı beğendiğini görüyoruz. Yazmış olduğu şiirleri çok beğeniyor ve çeşitli illerde de öğretmenlik yapmış bir sanatçıdır. Bu sanatçının en önemli eserlerinden bir tanesi de arkadaşlar Destursuz Bağ Girenler adlı eseridir. Bu eserle sanatçı eski metinlere yönelik yapılan araştırmalardaki yanlışlıkları ortaya koymuştur ve bunları eleştirmiştir. Yine sanatçının Çıksam Şu Dağların Yücelerine adlı şarkının da sözleri bu sanatçıya aittir. Arkadaşlar birkaç şiir poems, Bu Vatan Kimin ve Destursuz Bağa Girenler adlı eser Arif Nihat Asya'nın değil, Necmettin Halil Unan'ın değil, Mithat Cemal Kuntay'ın değil, Cahit Külebi'nin değil. Bu eserler arkadaşlar Orhan Şaik Gökyay'ındır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçı adı getirilmelidir? Taşkın bir ruhu heyecanıyla Türk tarihinin milli kahramanlık maceralarına yönelen nokta nokta bir destan şairi kimliği taşır. Türk şiirinde destan yazma konusunda en güçlü şairlerdendir. Geçmiş zamanları şiire taşıyarak yeni nesil üzerinde Türk destan devrinin milli bilincini uyandırmak ister. Şair, tarihteki birçok olayı ve kişiyi destanlaştırmıştır. Bozkurtların Ruhu, Malazgirt Destanı, Bozkurtların Destanı, Kopuzdan Ezgiler, Boğaçan, Salur Kazan Destanları, Destanlarda Uyanmak, Destanlar Burcu, Alp Erenler Destanı sanatçının şiir kitapları arasındadır. Arkadaşlar, bu sanatçı yine 19 yıl öğretmenlik yapıyor. İslamiyet'in ve Türklerin en güzel motifleriyle işlediği destanlarıyla adından söz ettiren bu sanatçı aynı zamanda Bozkurtların Ruhu ve Bozkurtların Destanı ile Nihal Atsız'la karıştırılır. Bu sanatçı arkadaşlar Nihal Atsız değildir.
Arif Nihat Asya hiç değil, Dilaver Cebeci değil, Mithat Cemal Kumtay değil, Orhan Şaik Gökyen değil. Arkadaşlar, bu sanatçı Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'dur. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisine verilen sanatçı getirilmelidir? Milli mücadeleye bizzat katılan nokta nokta memleket edebiyatının önde gelen lirik şairlerindendir. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde diyen sanatçı, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde gurbet şairi ve yalnızlık şairi olarak tanınmıştır. Gurbet, Hazan Yolcusu'na, Gurbet Gecelerinde, gurbet konulu şiirleridir. Vatanın işgaline bizzat şahit olmuş, doğduğu yer Bayburt gibi okuduğu şehri de terk etmek zorunda kalmış. Yani gurbet duygusunu bizzat yaşamış ve çok iyi yansıtmıştır. Hayatı boyunca yazdığı 64 şiirinde aşk, savaş, vatan sevgisi, siperde ve daima gurbette olan Mehmetçik konularını işlemiştir. Şiirlerinin 7'sini aruzla, 57'sini heceyle yazmıştır. Arkadaşlar, bu sanatçı Faruk Nafız Çamlıbey'in izinden gitmiş ve hece ölçüsünde kullanmış, özellikle de 11'li hece ölçüsünü tercih ettiğini görüyoruz. Bu sanatçının vatan sevgisi, gurbet gibi konuları da ele alırken, aynı zamanda İstanbul'un işgale uğramasından dolayı da gurbet şiirini kaleme alıyor. İzmir'in Yunan işgaline uğramasından dolayı kaleme almış olduğu bir eseri de var arkadaşlar. Bu da çok meşhurdur. Türk'ün İlahisi adlı eser de yine bu sanatçıya aittir. Aynı zamanda bu sanatçı arkadaşlar pastoral tarzda yazdığı eserleriyle de adından söz ettirmiştir. Onlardan bir tanesi de Bingöl Çobanları'dır. Arkadaşlar, bu sanatçı sizin de tahmin ettiğiniz gibi kimdir? Kemalettin Kamu'dur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Kemalettin Kamu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Milli mücadelenin çeşitli yönlerini epik üslupla destanlaştıran şair, gurbet şairi ünvanı yanında milli mücadele şairi ünvanı da almıştır. Arkadaşlar, bu doğrudur. Milli mücadelenin içerisinde yer almış, şahit olmuş sanatçıdır. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Gurbet, yalnızlık, Atatürk, Çankaya, milli mücadelenin kazanılması, Sakarya Savaşı gibi konuları da işlemiştir. Bu da doğrudur. Zaten milli mücadelenin içerisinde yer alıyorsa Atatürk, Sakarya Savaşı, milli mücadele gibi konular işlemesi doğaldır. Bunu da elemiş olduk. Başlangıçta aruz ölçüsünü kullanmış, daha sonra da aruzu terk ederek Faruk Nafız Çamlıbel'in etkisinde hece ölçüsünü kullanmaya başlamıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Memleket edebiyatının şaheserlerinden ve Türk edebiyatında en önemli pastoral şiir örneklerinden sayılan Bingöl Çobanları adlı şiiri ile tanınmıştır. Bir önceki soruda bahsetmiştik arkadaşlar. Sanatçının pastoral tarzda yazmış olduğu Bingöl Çobanları adlı eseri önemlidir. O yüzden bunu da elemiş olduk. Halk şiir geleneğinden yararlanan şair Faruk Nafız Çamlıbel'den sonra Beş Hececilerin en önemli temsilcisidir. Arkadaşlar, Beş Hececileri biz Fohey diye kodluyoruz. Bakın, içinde Kemalettin Kamu'ya ait herhangi bir harf yok. Faruk Nafız Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy, Enis Beyiş Koryürek ve Yusuf Ziya Ortaç. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun içinde doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? Şiire aruz ölçüsüyle başlamış, hece ölçüsüyle devam etmiştir. Milli edebiyat hareketinin geliştiği sırada yetişen şair, şiirlerinde bireysel duygularla ulusal duyguları birlikte ele almıştır. Vatan sevgisi, ölüm, aşk, zaman, hüzün, yalnızlık ve tabiat konularını işlemiştir. Bu konularla birlikte tarih, hatıra, zaman, ümitsizlik, hüzün, ayrılık, yalnızlık ve kimsesizlik temalarına da sık sık yer vermiştir. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Bir Yolcuya şiiriyle tanınmış, Türk şiiri hamaset edebiyatının en güzel örneklerindendir. Çakıl Taşları ve Bir Yudum Daha sanatçının şiir kitapları arasındadır. Arkadaşlar,
bu sanatçıya baktığımızda şiir, roman, ders kitabı yazdığını görüyoruz. Yine Çanakkale Savaşı'nın en güzel anlatan şiirlerden biri olan Bir Yolcu'ya ya da diğer adıyla Dur Yolcu şiiriyle ünlenmiş bir sanatçıdır. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Son dönem şiirlerinde de arkadaşlar Yahya Kemal'in etkisi görülmektedir. Bu sanatçının Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha, aynı zamanda yazdığı romanlarıyla da adından söz ettirdiğini söyleyebiliriz. Mesela yazmış olduğu romanlarından bir tanesi Kolejli Nereye adlı romandır. Bunun dışında arkadaşlar yine yazmış olduğu İşleyen Yara adlı eseri de vardır. Tabi bu eser basılmamıştır. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi Bir Yolcu'ya adlı eserin sahibi, Çakıl Taşları adlı eserin sahibi, aynı zamanda Kolejli Nereye adlı eserin sahibi kimdir arkadaşlar? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Necmettin Halil Onan'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.